İran ile İsrail arasındaki tiyatro, animasyonlu, tanışıklı dövüş. Dünyanın beklediği o misilleme gerçekleşti. İran'dan füzeler art arda ateşlendi. İHA'lar havalandı. Hedeflerinde İsrail vardı. Dronlar, susmayan sirenler ve o saldırı gerçekleşti. İran, İsrail'e füze yağdırdı. Demeyi çok isterdik. Fakat İran'ın İsrail'e yönelik havai fişek gösterisi maalesef beklediğimizden kısa sürdü. Sahi biz bir cumartesi gecesi ne yaşadık? İran ve İsrail arasındaki gerilim bir İran devrim sineması filmi gibi karşımıza çıktı. Ancak bu filmin perde arkasında yaşananlar daha çok iyi bir kurguyla hazırlanmış tiyatro gösterisinin sinemaya aktarılmasını anımsattı. Tarihler 13 Nisan 2024 Cumartesi gününü gösterdiğinde İran'ın İsrail'e yönelik havai fişek gösterisi izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. İran'ı iyi tanıyanlar onun asıl sorununun İsrail ya da ABD olmadığını, sanılanın aksine Müslüman ülkeler olduğunu iyi bilirler. İran kanadından İsrail'e atılan balistik adı altında torpil etkisi bile yaratmayan füzelerle bu durum çok açık bir şekilde gözler önüne serildi. İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim, danışıklı dövüş yorumlarını beraberinde getirirken ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 ay önce İran hakkında sarf ettiği sözler tekrar gündem oldu. Trump ifadelerinde "İranlılar bizi aradılar ve dinleyin, sizi vurmak zorundayız. Çünkü başka seçeneğimiz yok. Kendimize saygımız var. Bir askeri üssünüzü füze fırlatacağız. Ama merak etmeyin, hiçbir üssünüzü vurmayacak." Bu sözleri tekrar hatırlayanlar aslında yaşanılanların nasıl bir danışıklı şovun parçası olduğunun farkındalar. Söz konusu saldırı girişiminin ardından soykırımcı İsrail ise ABD ve Batı kamuoyunda meşrutiyeti kazanmak için kolları sıvadı. Gazze'deki soykırım unutuldu. Ateşkes görüşmeleri askıya alındı. Batı, İsrail'e desteğini arttırdı. Dünya gündemi ABD'nin organize ettiği İsrail-İran danışıklı dövüşü yüzünden Gazze'deki soykırımı değil, artık bu kirli tiyatroyu konuşuyor.